bir adam. Bugün sizlerle efsane bir tarifle daha karşınızdayım. Bugün Bacardi Black Rum yapacağız. Bacardi Black Rum biliyorsunuz en sert rumlardan bir tanesi. İçim olaraktan alkol derecesi %40 ve viskiye çok yakın bir lezzeti olan harika bir rum. Bacardi Rum'u kendimiz yapabilmemiz için birkaç farklı malzemeye ihtiyacımız olacak. Bunlardan bir tanesi rum aroması. Bu kuru meyve malt aroması diye de satılıyor. Bunu videomuzun altında ben linkini bıraktım. Aynı şekilde kullanacağım bütün malzemelerin linklerini videonun altına bırakıyorum. Jack Daniel's viski meşesi yongası kullanacağız. Yaklaşık 10 gram kullanacağız. Ve hem bira yapımında hem de viski yapımında sıklıkla kullanılan candy sugar kullanacağız. Bundan da yaklaşık olarak da 90-95 gram, yani 100 grama yakın kullanacağız. Ayrıca evsel kullanım amaçlı bulabiliyorsanız etil alkol, bulamıyorsanız da standart vodka kullanarak da Bacardi Rum'umuzu yapacağız. Ama şuna dikkat etmeniz lazım. En az %40 alkol derecesine sahip olan bir vodka olması lazım. Ölçümüz 1 litreye baz alarak da yapacağız. İlk olarak da bir su bardağının içerisine 90 gram candy sugar ekleyeceğiz. Bu candy sugar böyle kahverengi bir rengi var ve kristal kristal parçalar halinde. Güzel bir karamelimsi bir tadı var. Ben gerçekten çok beğeniyorum. Bazı likörlerde de kullanıyorum. Bir litre için 100 grama yakın kullanacağız. Eritmek için önceden ısıttığım 100 mililitre kaynar suyumu üzerine gönderiyorum. Ve bir kaşık yardımıyla şekerleri eriteceğiz. Evet, kendi şekerimizi erittik. Şimdi içerisine 10 gram Jack Daniel's viski meşesi koyacağım. İyice de suyun içerisinde karışmasını sağlıyorum. Ve son olarak da rum aromasında 1 litre için 3 mililitre ölçeceğiz. Bunu da pastör pipet, yani ölçü bir pipet yardımıyla yapıyorum. Özellikle aroma alırken bunun suda çözülebilir aroma olduğuna dikkat edin. Çünkü bazı aromalar yağ bazlı olduğu için suda çözülmez, alkolde çözülür. Bizim kullandığımız aroma suda çözülebiliyor. Bu yüzden de tercihimiz suda çözülen aromaları kullanmanız. Şimdi bir miktar daha karıştıracağım. Ve üzerine 100 ml de vodka'mdan ekliyorum. Ve ilk karışımım hazır. Şimdi bu karışımı bir gün boyunca üzerine bir folyo ile kapatacağım. Bir gün boyunca oda sıcaklığında bırakacağız ve böylelikle meşe yongaları hem rengini salacak hem de lezzetlerini geçirecek. Evet, bir günün sonunda artık meşe yongalarımız da çok güzel renklerini verdiler. Çok koyu bir kahverengi oldu. Tabii siz kameradan bunu büyük olasılıkla siyah gibi görüyorsunuz ama çok güzel, yoğun bir kahverengi ve kokusu da muazzam, güzel, sert bir rum kokusuna sahip. Şimdi meşe kabuklarını içine kaçırmadan,
dikkatlice şişeme süzerekten aktaracağım. Ve üzerine 1 litreye %40'lık vodkamla tamamlayacağım. Ve kapağını kapatıp güzelce bir çalkalayacağız. Ve Bacardi Black ile aynı rengi yakaladık. Bu çok güzel bir şey. Lezzet olaraktan da birebir aynısı oluyor neredeyse. Ve muazzam güzel bir Bacardi Black rumumuz hazır. Tabii bunu içmek için bir hafta süreye ihtiyacımız var. Çünkü lezzetin oturması ve olgunlaşması için en az bir haftaya ihtiyacımız olacak. Şu anki haliyle de içebilirsiniz. Ama bir hafta sonunda dinlendirerekten içtiğiniz zaman çok daha muazzam bir lezzeti olduğunu göreceksiniz. Ben bir hafta sonrasında bununla güzel bir kokteyl yapacağım. Ve bir de herkesin çok sevdiği Cuba Libre'yi Bacardi Black Rum'la deneyeceğim. Tarifimi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kullanmış olduğum bütün malzemelerin linklerini videonun altına bıraktım. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı lütfen unutmayın. Yakında yeni tariflerle tekrardan karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın.